Şimdi değilse ne zaman? Bir gün bir kırlangıç aşık olmuş. Cesaretini topladığı gibi uçup penceresine konmuş aşık olduğu adamın. Silkelenip gagasıyla vurmuş camı. Tık tık. Adam meşgul olduğundan dikkati dağılınca kızmış tabii. Kaşlarını çatıp bakmış pencereye. Kimdir işimi bölen bu münasebetsiz? Kırlangıcın yüreği ağzına gelmiş o an. Heyecandan minik yüreği pıt pıt. Hey adam demiş. Ben epey vakittir uçuşmaktaydım etrafında. Kendimi senden alamam. Bilmem neden böyle oldum ama bildiğim bir şey varsa seni sevdiğimdir. Adam inanamamış duyduklarına. Aklı karışmış iyice. İşi de gecikince gerilmiş. Bak oyalıyorsun sen beni demiş. İşim gücüm var benim. Nedir bu böyle durup dururken? Ne kadar anlamsız. İşimi daha fazla bozma benim. Kırlangıç üzülmüş ama gönül koymamış sevdiğine. Bir kez daha toplamış cesaretini. Kabartıp söndürmüş tüylerini. Pencereyi aç da beni içeri al demiş. Sonsuza dek birlikte mutlu yaşayalım olmaz mı? Yarenin olurum, yoldaşın olurum. Evinde bir ses, bir nefes olurum. Adam öfkelenmiş bu cürete. Lafa bak lafa demiş. Sen kendine gel önce, sonra haddini bil. Nerede görülmüş bir kuşun insana aşık olduğu, sonsuza dek mutlu yaşadıkları? Git başımdan ve sinirlendirme beni. Kırlangıcın kalbi paramparça. Ama yine de öyle kolay vazgeçecek aşık değil. Öyle söyleme demiş. Bak havalar soğumakta, ayaz vurmakta. Yakında kar da düşer. Ben iyice üşümekteyim. Pencereni aç da al beni içeri. Soğuk kış gecelerinde arkadaş olurum sana. Yalnızlığını paylaşırım. Adam kuşun iyice zıvanadan çıktığını düşünmeye başlamış. Belli ki gideceği yok bunun. İlle de içeri gireceğim diye tutturdu diye düşünmüş. Hadi kış diye kovalamış kırlangıcı. Yürü git işine. Yalnızlığımdan şikayet ettiğimi kim söyledi? Sana mı kalmış beni düşünmek? Zavallı kırlangıç, boynu bükük, kalbi kırık, umutları paramparça, kanat çırpmış göğe doğru. Uçmuş gitmiş yazık. Gel zaman git zaman derken bir sıkıntı çökmüş adamın içine. Pişman olmuş sanki yaptıklarına. İçine sinmemiş pek. Ah ben ne yaptım demeye başlamış kendi kendine. Neden kovaladım ki kırlangıcı? Neyse ama nasılsa havalar ısınınca yeniden gelir. O zaman açarım penceremi. Alırım onu içeri. Yalnızlığıma dost edinirim kırlangıcı. Adam başlamış beklemeye. Günler geçmiş. Haftalar geçmiş. Koca kış bitmiş. Bahar gelmiş, yaz gelmiş ama kırlangıç hala gelmemiş. Kuşlar sürüler halinde gelip konmuş şehre. Her birine sormuş kırlangıç nerede diye ama ne bilen varmış, ne duyan. Öyle üzülmüş ki adam gidip bir bilgeye atmak istemiş sıkıntısını. Bir çaresi var mıdır acaba kırlangıcı bulmanın? Adam bilgeye anlatmış derdini. Ama bilge de kederle sallamış başını. Ah oğlum ah demiş. Ne kadar kederlensen üzülsen az. Çünkü kırlangıçların ömrü yalnız 6 aydır. İncitmeyeceksin. Bir gönül bile olsa kırmayacaksın şu hayatta.
Çünkü vicdan karanlık, dipsiz bir kuyudur. Baş edemezsin onunla. Hesaplaşamazsın içindeki uçurumla. Yunus Emre der ya, bir gönül kırdınsa şu kıldığın namaz namaz değildir diye. Aldığın nefes bile sinmez içine sonra. Ciğerlerinde yük taşıyor gibi hissedersin. Ettiğin şükürler bile bir vicdan muhasebesine dönüşür. Mutluluğu hak etmemişsin gibi düşünür, kendi içinde kendine cezalar kesersin. Başkasını mutlu etmeye başaramamış bir insanın, kendini mutlu ederek hayatını anlamlandırması pek de mümkün değildir. İnsan, sadece kendini severek, kendine yatırım yaparak, kendini şımartarak, kendi çıkarlarını öncelikli tutarak, her zaman ve daima kendini iyi hissettirmeye çalışarak huzurlu, başarılı ve iyi bir yaşam sürdüremez. İçten içe mutsuz ve tatminsizdir. Hep daha fazlasını ister ama elde ettiğinde bile bir şeylerin eksik olduğu inancı içini kemirip durur. O eksik olan şey başkasını mutlu edebilme ve sevilme ihtiyacıdır. İnsan sadece sevmeye muhtaç değildir, sevilmeye de ihtiyacı vardır. Ve kendini sevip şımartmaya çalışarak bu yaşamsal ihtiyacını gideremez. Gönül olmak, gönül yapmak, destek olmak, yardım etmek, koşulsuz sevmek, omuz vermek, kulak vermek, zaman vermek, affetmek, hoş görmek, hatta unutmak bile insanın başkasına verdiği emeklermiş gibi görünse de kendindeki yaşamsal bir ihtiyacı karşılar eninde sonunda. Kalbini kıranın yaptığını hoş görmek, unutmak, hiç olmamış gibi kabul edip onun zor gününde yardımcısı olmak, karşılık beklememek, özür beklememek, o kişiye elini uzatmak, hiçbir parayla kendini şımartarak elde edemeyeceğin bir huzur, güven ve yaşam anlamı kazandırır sana. Bak, yardım ettim, yine aynı kazığı attı bana. Düşüncesine bile sürüklenmeden, onun canı sağ olsun deyip uğurlayarak kapat defteri bir kere de. Üzülerek görüyorum, tanık oluyorum ki birçok insan intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor sürekli. Birçok insan birilerine haddini bildirmek peşinde. Hep hesap sorma, bedel ödetme, aşağılama, küçümseme ve incitme peşinde. Başkasını incittiğinde kendini iyi hissetmek çok korkunç bir his değil mi? Birinin canını yaktığında içinin soğuması ya da kendini daha güçlü ve değerli bulmak, rahatlamak korkunç bir şey değil mi? Birbirimizle mutlu olan, birbirimizle büyüyen varlıklarız. Birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmeliyiz. Mevlana'nın dediği gibi, hepimiz tek kanatlı melekleriz. Ancak birbirimize sarılırsak uçabiliriz.